Yekta Bey, Sezai Bey geldi, odanızı aldım. Niye her gelinin odamı alıyorsun sen? Şu kapıdaki ismimi sildirelim, yol geçen hanı yazdıralım ha? Ha, bekleme salonu niye var anlamıyorum ki. İyi ağırladınız mı bari? Yani, evet. Çay, kahve, atıştırmalık ne varsa getirin. Aşağıdan kruvasan da aldır. Paris'e düşkün de hazret. Bir hasret gidersin. Tamam, hemen hallediyorum şimdi. Sezai Beyciğim hoş geldiniz. Rahatsız olmayın. Sağlıkla dolu ikinci bir hayat ha. Buyurun lütfen, buyurun. Beni niye çağırdınız? Sizi niye çağırdım? Şimdi... bizi diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz... hata. İnsanız. Yani doğru iş yapayım derken bazen yanlış yapabiliriz. İstemeden de karşı tarafa yanlış aksettiririz niyetimizi. Yani sizi çağırmam... yaptığım bu hatayı telafi etmek istemem. Nasıl yani? O zaman direkt konuya giriyorum. Buyurun, buyurun. Sezai Bey, yani ben hastaneden aldığımız tüm parayı hesabınıza yatırmaya hazırım şu an. Artık çok kolay bu işler. Tek tıka bakıyor. Ama sanki karşılığında da benden bir şey isteyeceksiniz. Aşk olsun Sezai Beyciğim, olsa olsa küçük bir rica benim ki. Şikayetinizi geri almanız bu, bu kadar. İşte bu kadar. Güle güle harcayın Sezai Beyciğim. Tabii nasıl harcayacağını size kalmış ama İtalya. Bu mevsim bir başka güzel. Hazır vizeniz de varken. Özetle güle güle harcayın. Şimdi geriye küçük bir prosedür kaldı. İmza atmanız gerekiyor bu hazırladığımız yeni sözleşme için. Buyurun. Şurası lütfen. Peki ne yapacağız şimdi? Ya abi ben savcıya ne diyeceğim ya? Neyse olan aramızda biz hallettik. Şikayetçi değilim diyeceksiniz. Bitti gitti. Bir de şuraya rica edeyim. Buyurun. Adliyeye bugün gidecek miyiz? Ah mesai bitti maalesef. Ama yarın sabah adliyenin önünde buluşuruz. Ben yönlendiririm sizi. Zaten çok kısa bir işlem. Kalem de sizde kalsın. Benden küçük bir hediye. Ya ben müsaadenizle gidiyorum. Hay hay. Sabah görüşürüz. Eşiniz hanımefendiye de hususi selamlarımı iletin lütfen. Buyurun. Oh.